Koy buraya. Gazetecilik ölmüş Allah rahmet eylesin diyorum. Öyle Güzel fotoğraf, haber seçmişiz değil mi? Öyle, tabii öyle fotoğraf bana gelecek. Çitirelim sayfaya koyana kadar ya. Yani gazetecilik başka bir şey. Şimdi fotoğraf her şeyi anlatıyor. Adamın dünya umurunda değil. Maçın öncesinde bile olsa. Arkadaşların sunuyor... O anda biri sakatlanabilir. Kaç defa oldu maçtan önce sakat. Sen girersin. Şaşırtıcı bir fotoğraf. Senin maçla ilgin yok kardeşim. Şimdi ben sana Attım ezberden saydırma bana Galatasaray yedeklerini, yedeklerini okur musun? Okur musun bir Galatasaray'ın yedeklerini? Hemen Galatasaray'ın yedeklerine bakalım. Dün Cagney, Feguli, Belhanda ve Arda 11'de yoklardı. Galatasaray'ın yedekleri Okan, Şener, Belhanda, Donk, Kerem, Ömer, Emre Taşdemir, Arda, Feguli ve Cagney'di. Şimdi bugünkü Beşiktaş'ta Cagney ile oynar mısın? Oynarım. Güzel. Ben de oynarım. <laughs> Belhanda ile oynar mısın? Oynar. Futbol karakterini söylüyorum. Adamın çıkardığı arıza değil. Oyun sağdaki oynar. Yani Sağ şu an Beşiktaş'a koysam Belhanda banka oynar. Oynar. Sol bekine en sakalayı mı koyarsın? Oradaki Emre Taşdemir'i mi koyarsın? Yerli diye bir defa. Emre denenebilir. İkisi elindeyse onu kullanırsın. Sağ bekte şu anda Şener oynar mı? Galatasaray'da değil ama Beşiktaş Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta oynar. Dört etti. Donk sormuyorum bile. 5 etti. Zaten 7 futbolcu biri kaleci Feguli sayma. Kimi unuttum? Feguli. Feguli. Arda, Hepsi de. Beşiktaş'ta oynar. E bu Arda var bir de değil mi? Ya şu takımı al. Yedeklerini al. <laughs> şu yedekleri al. Koy Beşiktaş'a. Kalecisi Beşiktaş'ın kalsın. Stoperleri kalsın. Orta sahada bir Atiba'ya da şey koy işte. sağı falan filan. Şunu diyorum. Bu fotoğraf kime yazar? Nasıl Fatih Terim'e yazmaz ya? Kime yazar? Turgay abi sahada olan 11'inin inciden rica edelim. Şimdi yedekleri saydık evet de tamam. sahada olan 11'i de kötü değil ki. Bahsettiğin Emre Taşdemir Galatasaray'ın savunmasında şu an tamam. banko oynamaz. Tamam. Bahsettiğin yine Şener banko asla gelsin oynamaz. Gelsin 11. 11. bir gelsin ekranlara. Yani ee, oynayan 11 değil mi? Bir evet sabahki... evet şey değil yani. yani sahaya çıkan Galatasaray'ın 11'i ekranlara geldi Turgay abi. Muhtemel değil. Yani şu is <laughs> şunu söyleyeyim sana. Bu isimler oynamasaydı yedek olsalardı sen bunlar için de derdin Beşiktaş'ta. A Beşiktaş'ta oynar derdim. Evet. Ben başka bir şey söylüyorum. Şimdi bak. İnsanlar şöyle yarım anladıkları için bazı şeyleri. Şimdi ben diyeceğim ki burada ne yok. Cekal dün oynamaz dedin. Başkandan dolayı oynamaz diyorum. Evet. Şimdi hocayı konuşuyoruz. Şimdi iddiali bir şey konuşmadım. Hocaya hocam. da hak verdin ama oynatma konusunda. Ben aynı şartlarda oynatmam. Başkan en baştan başkan yerine olsam bunu Türkiye açıklamazdım. Aramızda kalırdı. O ayrı. Açıklanmış oynatmam. Şimdi biz Galatasaray'ın şeyini konuşuyoruz. Dünkü maç özelinde değil. İdeal kadrosuna yakın kadro hangisi? Şimdi bana Babel'den ne beklediğini söyle. Söyleyemedim. Söyleme yok bir şey bekleyemez. Evet. Babel nasıl başlıyor biliyor musun? Hani bir şey vardı eskiden. Yani Erkan Yolaç mı? Derdi ki işte İzmir Marşı'yla geleceksiniz, Mehter Marşı'yla geri gideceksiniz. İzmir Marşı'yla ile başlıyor. Tam gaz gidecekmiş gibi. Birden biri sağa selam veriyor, sola selam veriyor. Bir geri dönüyor. Babel. Gidemiyor adam. Galatasaray'da oynamaz. Çarpı. Oynamaz. Kimi oynatırdın yerine Arda'yı mı koyardın? Ben hiç düşünmeden Emre kılınca oraya çekerdim bir defa. Evet. Emre kılınca oraya çekerdim. Bir. Buraya Arda'yı koyardım Emre Akbaba'nın yerine. Biri sakatlıktan çıkmış. Hadi Belanda koymuyor. Arda'nın ben... acaba bilmediğimiz bir durumu olabilir mi? Bilmiyorum ama oyuna girerken son derece samimiydiler hocayla. Öyle sanmıyorum. Arda'yı oraya koyardım. Buraya da dün de söyledim. Bak Fegül'ü yine oynayabilir dedim. Belanda'nın probleminden kurtar Fegül'ü dünkü yayında var. Fegül'ü tek başına ayakta kalır dedim. Hayır. Ama koyma Fegül'ü de fark etmez. Yani Fegül'ü koyma. Eğer bu kanatta bir adamı bozacaksan babeli boz. Emre'yi bozma. İyi bir sol kanadı kaybediyorsun. Kötü bir sağ kanat kazanıyorsun. Vasat bir sol kanat için. O zaman Emre ile Arda'yı yerinde bırak. Babeli buraya al. Babeli boz bozacaksan. Hani bir deneme yapıyorsun ya. Geldik. Bir. Alanya Spor çok iyi bir şey yapmış. Şadoş Hoca'yı buradan kutluyorum. Galatasaray'da Taylan ve Etebo. Hatta topla çıkmaya çalışır zaman Luyundama ve Markao. Evet. Alanya Spor'da Salih'ten tut. Ön taraftaki bütün oyuncuların baskısı altında kaldılar. Döndürmediler. Hı hı. Galatasaray yapardı bunu ne zaman biliyor musun? Eski fakitlerimin zamanında Suat Kaya'yla Emre ile Emre Belezoğlu'nunla, Okan Buruk'la ben ilk defa öyle söyleyeyim Türkiye'de onu Galatasaray'da gördüm. Yani rakip daha şu oyuncu topla böyle kalem burada top bana geldi. Arkadan gelirdi Emre, Suat işte ee, Okan neyse seni şuraya kendi seni Galatasaray Kalesi'ne dönemezdin sen. Dün Alanya bunu yaptı. Taylan, Etobo, yumuşak oyuncular olsa Galatasaray çok erken çökerdi. Ama ne oldu? Etobo kart görmek zorunda kaldı. Kartı gördü pozisyonu hatırla. Bence çok basit kart gördü onu söyleyeyim. yani. Birinci kartı basit olabilir. Gereksiz, evet. daha çok uzak mesafeden yaptı. Ama ikinci karta dikkat et, sırtı dönük. Topu kaptırdı, mecburen çelme taktı. Adam gidiyor. O baskı o kartı getirdi. Adam seni çözmüş. Senin sırtını, yüzünü kaleye döndürmedi Alanya. Hem de bunu Salih gibi da yani Salih çok fizik gücü olan bir oyuncu değil. Evet. Salih de oraya katarak yaptı. Kanat oyuncuları zaten. E, Babakar'ı falan e, çok kaliteli. Babakar daha ilk pozisyonda hani eline çarpan top var eline hı hı. tuttu. Daha o, o pozisyonda kaleciyi geçmeye çalışsa golü orada atacak zaten. Geçmeye çalışmadı, açıttırmaya Fatih Hoca'nın açıklamalarına bakalım. Ee, Fatih Hoca, Fotomaç Gazetesi'nin dördüncü sayfasında emeklere yazık başlığı atılmış. Golü bulduk ama Babel'in eline çarptı dedi. Zaten bizim Bir varla Öyle gidelim, öyle gidelim. Golü bulduk, ezbere onu zaten dinlediler. Golü bulduk, Babel'in eline çarptı. Evet. Galatasaray-Başakşehir maçında Dembaba'nın eline çarptı. Var uyardı. Penaltı kazandı. Evet. Uyarmasalar mı çarpınca? Yok onunla yani o tarzda... Fatih'imle konuşuyorum şimdi. Tamam ben de <laughs> şimdi cevap vermiş gibi oluyorum Turgay. <laughs> ay ay ama... oku sen cevap ver ama olsun. Yani oku. gayet non golü bulduk ama eline çarptı baba Ama benim. devamını oku. Tamam. Şimdi. Zaten bizim varlar ha. genel olarak sağlık taraması gibi öyle tarıyorlar bizim golleri Bize kırmızılar çok rahat çıkıyor. Tamam. Şimdi Etebo'nun görmüş olduğu kır... bu burada hocanın sadece bir cümlesi Etebo'ya kızgın olduğu e, açıklamalarında çok belliydi. belliydi. Ve zaten söyledi. E, Babel dokunduğunu, e, farkında olmadan dokunduğunu belirtti. Ama tabii ki şu manşet bütün gazetelerde var. Bizim varlar, ha. sağlık kontrolü gibi. Tamam. Şimdi ben hocayı hatırlatıyorum. Çünkü bizim hocalarımız işine gelenleri hatırlıyorlar. kasımpaşa Galatasaray maçında Yusuf'un attığı golü hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsun. İlk golü. Hatırlıyorum. Sayılmayan Hatırlıyorum. golü. Sayılmayan golü. Golü Yusuf Edirne'de attı. Var devreye girince Kars'a gidip Kars'taki foul'den golü iptal ettiler. Sağlık taramasını falan bırak. Böyle anları çok seviyorsun değil mi? Tabii bayılırım. <laughs> bayılırım yakaladım. <laughs> Tam ben. senin anları. Yakaladım bayılırım. Sağlık taraması gibiydi var. Evet. Bundan rahatsız olma. Babel'in pozisyon tartışanlara söyleyeyim. İşte eline öyle geldi. Arkadaşlar biz burada <laughs> anlatıyoruz siz de dinlemiyorsunuz. Allah razı olsun hepinizden. Bu hatırlatalım mı ee, sevgili izleyenlerimiz, kıymetli dinleyenlerimiz bizlere Twitter üzerinden birebir futbol etiketiyle sorularını, görüşlerini yazabilirler. Hatta soralım mı dün akşam Galatasaray'ın aldığı mağlubiyeti kime, yazar? kime yazarsınız? Evet. Kaleci Fatih'e mi yazarsınız? Eto'nun gördüğü kırmızı karta mı yazarsınız? Fatih Hoca'ya mı yazarsınız? Yoksa yönetime mi yazarsınız? Ya evet. da Belhanda ve Feyguli ikilisine mi? Bizlere birebir futbol etiketiyle e, bu konu hakkındaki görüşlerinizi yazarsanız onları da dile getirelim. Sadece Galatasaray taraftarlarından değil tüm futbol severlerden, izleyenlerimizden, dinleyenlerimizden bekliyoruz. Haftaya hatırlatırsam bana buraya bir top getirmem lazım. Tamam. Tamam. Getireceğim. Şimdi e, kalkmam lazım aya. Bu... Bu el pozisyonu artık tartışmamamız lazım. Bak. Arkadaşlar hepinize yüzlerce de söylüyoruz. Bu kural değişti. Bunu artık lütfen bir anlayın. Bunun Galatasaray'a beş yaşı feneri yok. Bak bunu aklınıza yazın ki şu el şu omuzun hizasının yukarındaysa yani omuzun yukarısındaysa bir tek istisnası var onu söyleyeceğim şimdi. Onun dışında hepsi elle oynama kasıtlı elle oynamadır. Top rakipten gelmiş top yakından gelmiş. Adamın arkası dönükmüş. Hiçbir mazereti yok. Bakın, el omuz hizasının yukarıında yukarısında ise evet. top rakipten de gelse, sırtı dönükken de gelse, sert de gelse, kısa mesafeden de gelse elle oynama. Bunu artık bir öğrenin ya. Çok zor bir şey değil hani. Çok basit bir şey. Omuz hizası alttakini tartışıyoruz. Anlatamıyoruz size eyvallah. Ama bunu öğrenin. Bu el omuzun üzerindeyse Yakından da gelse, arkadan da gelse, uzaydan da gelse elle oynama. İstisnası şu. Şöyle geçip göstermem lazım. İnşallah düşmeden yaparım. Buyurun Turgay. Şöyle bakın.